Kamuya memur sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru süreci başladı. Hikayeyi yazan, Gazete Vatan 24 kurumun resmi gazetede yayınlanan personel alımı ilanlarına göre kamuya toplamda 3848 memur, işçi ve personel alımı yapılacak. En geç Mayıs ayına kadar sürecek personel alımı başvuruları için mühendis, uzman yardımcısı, büro personeli, teknisyen, destek personeli gibi pozisyonlara binlerce personel alımı yapılacak. Resmi gazetede yayınlanan personel alımı ilanlarına göre 24 kamu kurumu 3848 personel alımı yapacak. Personel alımı hangi pozisyonlara yapılacak? Memur ve işçi alımı yapacak kurumlar hangileri? İşte detaylar. 24 kamu kurumu personel alımı yapacak. 24 kamu kuruluşu toplamda 3848 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ETİMADEN, TTT, Türkiye Ulusal Ajansı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OBUM, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ilanları resmi gazetede yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 1276 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Gelir uzman yardımcısı başvuruları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17'de sona erecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10'da Ankara'da yapılacak. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki online sınav sistemi, ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Resmi gazetede. Yayınlanarak giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında 1 adet uzman personel ve 2 adet destek personeli pozisyonu için giriş sınavı, 1 adet uzman personel pozisyonu için ise seçme sınavı yapılacak. Başvurular https://isealimkariyerkapisi.cibiko.gov.tr üzerinden en geç 18 Nisan 2024 günü sonuna kadar yapılabilecek. ETİMADEN 218 personel alımı yapacak. ETİMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İşkur ve ÖSYM üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırkabor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere 218 yeni istihdam sağlanacak. TTK 46 personel alımı yapacak. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Zonguldak'ta görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 8. dereceden 2 müfettiş yardımcısı alacak. 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, TTK, 2023 yılı genel yatırım ve finansman programı çerçevesinde Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 44 nitelikli işçi alımı yapacak. İlan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından ise alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak. 16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Türkiye Ulusal Ajansı 96 sözleşmeli personel alımı yapacak. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Ulusal Ajansı sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavı ile çeşitli unvanlarda 96 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 18 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2 sözleşmeli personel alım merkezi olup ajansın faaliyet alanları Antalya, Burdur ve Isparta illeridir. Sınavda başarılı olanlar ajans genel sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışacak. 1 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Dicle Kalkınma Ajansı 2 sözleşmeli personel alacak. Dicle Kalkınma Ajansı, Dika, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere 2 uzman personel alımı yapacak. 25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Selçuk Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, büro personeli, destek personeli, temizlik, koruma ve güvenlik görevlisi, diyetisyen, mühendis, bilgisayar ve sağlık teknikeri, tıbbi görüntüleme, pozisyonları için 45 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 25 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 3 bilişim personeli alacak. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, A yönetim uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı ve yazılım ön yüz geliştirme uzmanı pozisyonları için 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 26 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Uşak Üniversitesi 55 sözleşmeli personel alımı yapacak. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle büro personeli, spor uzmanı, tekniker, çevre, kimya, bilgisayar, teknisyen, elektrik, elektronik, inşaat bünyesinde görev yapmak üzere 11 araştırmacı alacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre, araştırmacı hizmet grubunda görev alacak 11 proje. Nisan'a kadar istihdam edilecek personel, TÜBİTAK UME'nin Gebze'deki birimlerinde görevlendirilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası www.tubitak.com.tr ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarında yer alıyor. Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi, https://kariyer.tubitak.com.tr üzerinden gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak. Rekabet Kurumu, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak. Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan, 5 Mayıs arasında devletten Rekabet Kurumu, Kariyer Kapısı Kamu ise alım veya Kariyer Kapısı, HTTPS, ise alim Kariyer Kapısı, cibiko.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek. Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatlarında çalıştırmak üzere avukat, arşiv uzmanı, büro personeli, mimar, mühendis, elektrik, elektronik, makine, bilgisayar, harita, yazılım, inşaat, tekniker, mühendis, inşaat, elektrik, elektronik, teknisyen, sıvı tesisat, klima, marangoz, destek personeli, şoför, temizlik görevlisi, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, garson, pozisyonları için 1608 adet ve sözleşmeli personel alımı yapacak. 22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 15 uzman yardımcısı alacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda genel idare hizmetleri sınıfında açık bulunan 8. ve 9. dereceli kadrolarda görev yapmak üzere 15 kişisel verileri koruma uzman yardımcısı kadrosu için 2022 ve 2024 tarihinde yazılı sınav yapılacak. Her grup için başvuruda bulunan adaylardan, KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen boş kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı çağrılacak. Puan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da yazılı sınava çağrılacak. 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayan başvurular 24 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. İzmir Demokrasi Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alımı yapacak. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü büro personeli pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2022 KPSS ve grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 2 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 2 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Muş Alparslan Üniversitesi 42 sözleşmeli personel alımı yapacak. Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü lisans, ön lisans ve orta öğretim için 2022 yılı KPSS ve grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 42 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 2 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. İzmir Bakırçay Üniversitesi 9 sözleşmeli personel alımı yapacak. İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, büro personeli, teknisyen, destek personeli, bahçıvan, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için yazılı ve veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS ve grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 9 sözleşmeli personel alımı yapacak. 6 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 17 Nisan 2024 tarihinde sona erecek.
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 76 sözleşmeli personel alımı yapacak. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ankara ve İstanbul'da yer alan yerleşkeleri için veri hazırlama ve kontrol işletmeni, mühendis, fizikçi, kimyager, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, aşçı yardımcısı, temizlik, bulaşıkçı pozisyonlarına toplamda 76 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. 22 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihinde sürecek. Devlet kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kariyer kapısı, kamu ise alım veya kariyer kapısı internet adresinden, https://isealimkariyerkapisi.gibi.co.gov.tr elektronik ortamda alınacak. STK 40 uzman yardımcısı alacak. STK, Ankara Merkez veya İstanbul temsilciliğinde görevlendirilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar uzman yardımcısı, 10 adete kadar bilişim uzman yardımcısı ve avukatlık hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar uzman hukukçu yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel alımı yapacak. STK personel alımı başvuruları 16 Nisan, 1 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. OGUM 170 sözleşmeli personel alımı yapacak. Orman Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinde istihdam etmek üzere yazılı ve veya sözlü sınav yapmaksızın, KPSS, B, grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, şoför, mühendis, tekniker, uçak bakım, büro personeli, grafiker, pozisyonları için toplamda 124 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar 16-26 Nisan 2024 tarihleri arasında devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü, kariyer kapısı kamu ise alım ve kariyer kapısı https://isealimkariyerkapisi.gibi.co.gov.tr adresi üzerinden devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 26 Nisan 2024 gecesi saat 23.59'da sona erecek. Bu süre uzatılmayacak. OGUM Taşra Teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu. Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı 28 sürekli iş 28 alımı yapılacak. 16 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 22 sürekli işçi alacak. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 3 araştırmacı, doçent ve 19 Ar-Ge uzmanı personel alımı gerçekleştirilecek. 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 5 adet sözleşmeli bilişim personeli alacak. 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Sakarya Üniversitesi 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. 15 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Dışişleri Bakanlığı 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere uygulamalı yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. 17 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.